Merhabalar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte çok severek ördüğüm hırkam için ayçiçeği örgüsüz süslemeler yapıyorum. O süslemeleri de birlikte yapalım istedim. Ayçiçeği nasıl yapılır onu tarif etmek istiyorum. Şöyle 4 tane büyük ayçiçeğim var. 5 tane de küçüğünü yaptım. Şimdi küçüğünü birlikte yapacağız. Gerekli olan malzemelerimiz kahverengi herhangi bir iplik olabilir. 3,5 numarayla öreceğim. 3,5 numarayla örebileceğiniz bir iplik olsun. İpiniz olsun. Bu kadar kaldı. Son motifimi yapacağım ve sarı ip. Şunları şöyle kenarıya alayım ve ayçiçeğimizi birlikte örelim. Şöyle ilk etapta sihirli halka ile başlıyoruz. Şöyle sihirli halkamı böyle yapıyorum. Bir zincir çektim. İçine 6 tane sık iğne doldurup 1 2 3 4 5 6 6 sık iğne doldurup kapattım. Şimdi bu sıramda her deliğe çift sık iğne doldurup 12 tane sık iğne elde edeceğim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Şimdi bir üst sıraya geçiyoruz. İpimi ilmek belirleyici olarak kullanacağım. Buradan itibaren her deliğe bir tane çift dolduruyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyoruz. Bir tek, bir çift. Siz istediğiniz boyutta yapabilirsiniz. Ben şimdi bu boyda yapacağım. Bana bu boyda gerekli. Siz istediğiniz boyda küçük, büyük yapabilirsiniz. Bu çiçeğim için de şimdi şu küçük çiçeğim için 3 sıra şöyle diyeyim. 6 tane sık iğne yaptım. Bir sıra çift gittim. Üstüne bir tek bir çift. Sonra 2 tek bir çift. 3 tek bir çift olarak toplamda 5 sıra gittim. Ve ondan sonra sarı çiçeklere başladım. Bu büyük olanda da 7 sıra boyunca 7 tek bir çifte kadar büyüttüm. Daha sonra çiçeklerini oluşturdum. Siz de daha küçük, daha büyük ayçiçekleri yapabilirsiniz. Bir tek, bir çift. Ayçiçeğini istediğiniz yani yerde kullanabilirsiniz. Tokalarda kullanabilirsiniz, süslemelerde. Her yere çok yakışan bir çiçek. Bir tek. Bir çift. Bir tek. Bir çift. Şimdi bir üst sıraya geçtim. Artık burada da iki tek. Bir. İki tek. Bir çift olarak devam ediyoruz. İki tek. Bir çift. Örmesi çok basit. Bir o kadar da şık duran bir çiçek. Çok da zevkli örülüyor. Bir, iki tek, bir çift. Bu şekilde hırkalarınızda, yeleklerinizde, her şeyde kullanabilirsiniz.
Üst sıraya geçiyorum. Burada da 3 tek 1 çift son sıramız. 1 2 3 tek 1 çift 1 Sıra sonuna kadar 3 tek 1 çift olarak örelim. Evet, sıra sonuna kadar ördük. Şimdi burada şu son şeye tığıma batırdım. Şöyle ilmek kaydırma yapıp bitiriyorum. Şöyle çiçeğimizin orta kısmını oluşturmuş olduk. Dikiş için ipimi ayırdım. Şöyle kesiyorum. Şimdi sarı ipe geçiyoruz. Şu kahverengi ipimi burada arka kısmı alıyorum. Tam onun bittiği yerden şöyle zincir yaptım. 1 2 2 zincir yaptım. Tığımı üstüne doladım. İpimi tığımın üstüne doladım. 1 2 2 tane boşluk bırakıp 3. deliğe batıyoruz. Bu şekilde battık. İpimi tığımın üstüne doladım. Şöyle çekip bırakıyorum. Şimdi ipimi tekrar tığımın üstüne doladım. Bu şekilde şöyle ikisini birlikte aldım. 2 oldu. 4 tane yapacağız bunu. Aldım. İp tığımı üstüne ipimi tığın üstüne aldım. İlmekle birlikte ikisini birlikte çıkartıyorum. 3 oldu. Şöyle tekrardan aynı deliğe battım. İpimi tekrar aldım. Şöyle çıkarttım. Şimdi artık burada kaç tane olacak? Şöyle bakıyoruz. Hepsini birlikte çıkartalım. Şimdi bir zincir çektim, burayı kapattım. 1 2 zincir çektim. Şuradaki şu uç kısımda tepede bir şöyle delik oluşuyor. Oraya 2 zincir çekip dolalım. 1 2 3 tane zincir çekip tekrar dolduğumuz deliğin içine sık iğne olarak batıyoruz. 1 2 tane zincir çektim. 1 2 3. deliğe battım. Şimdi bu şekilde tığımı aldım tekrardan. Yine aynı deliğe batıyorum. Şöyle ikisini birlikte çıkarttım. 3 tane kaldı. Tekrar ipimi doladım. Aynı deliğe batıyorum. İkisini birlikte çıkarıyorum. Bu şekilde. Şurada 1, 2, 3, 4 tane dolgumuz olacak. Tekrardan doluyorum. İpimi aldım yine. Şöyle çıkarttım. Şimdi ikisini birlikte çıkarttım ve bu sefer hepsini birlikte çıkartıyorum. Bir zincir çekip kapattım. 1, 2 zincir çekip şurada oluşan deliğe batıyorum. 1 2 3 zincir çektim. Aynı deliğe battım. Bu şekilde şöyle bitene kadar aynı işlemleri yapıyorum. 2 zinciri çektim.
2 tane boşluk bırakıp 2 tane delik boşluk bırakıp üçüncüye batıyorum. Şöyle boyutunu kendiniz ayarlayabilirsiniz. İpimi tığımın üstüne aldım, çıkarttım. Tekrardan aldım ikinciyi, çıkarttım. 3 tane kaldı, 2 oldu. Tekrardan aldım, ipimi üstüne çıkarttım bu şekilde. Tekrardan aldım, aynı deliğe battım yine. İkisini birlikte çıkarttım. Yani tığımın üstüne aldığım ipi örüyorum. En son olarak da şöyle hepsini birlikte çıkartıyorum. Bir zincirimi çektim. Kapatmış oldum. Şimdi iki zincir çekip 1, 2, 3 zincir çekip bu şekilde devam ediyorum. 1, 2 zincir çekiyorum. 1, 2, 3. deliğe batıyorum yine. Aynı işlemi çiçek sayısını, yani şu yaprak sayısını istediğiniz kadar belirleyebilirsiniz. Benim küçük çiçeğimde 11 tane oluyor. Büyük çiçeğimde de 17 tane var. Evet, bu şekilde örmeye devam ediyoruz. Sıra sonuna kadar kaç tane yaprak istiyorsak o şekilde devam edelim. 1, 2 tane ördüm. Artık son 2 yaprağımdayım ben. Üçüncüyü ördüm. 4. Hepsini birlikte çıkarıyorum. Bir zincir çektim, kapattım. 1, 2 zincir çekip tepesindeki şuradaki deliğe batıyorum. 1, 2, 3 zincir çektim. Tekrardan aynı deliği sık iğne olarak örüyorum. 1, 2, sık iğnemi çektim. Artık son yaprağımı yapıyorum. Şu şekilde 1, aynı deliğe batıyorum. İpimi doladıktan sonra 2, 3, 4. Bu şekilde yaptım. Şöyle hepsini topluca kapatıp zincirimi çektim, kapattım. 1, 2 zincir çekip tepesindeki deliğe batıyorum. Daha sivri, daha güzel görünmesini gösteriyor o tepedeki 2 zincir çekip batmak. 3 tane zincir çekip şurada şu şekilde ilmek kaydırma yapıp çiçeğimi bitiriyorum. Dolaştı. İki, üç zincir çekip şöyle ilmek kaydırma yaptım. Bir zincir de çektim. Dikiş payı ipimi bırakıp kesiyorum. Ay çiçeğimiz bu şekilde. Elinizle şöyle ütülerseniz daha güzel duracaktır. Saç tokalarında, elbise süslemelerinde, ceket hırka süslemelerinde. Ben bunu crop hırka için yaptım. Şimdi süslemesini yapacağım. Bu şekilde yani siz de ay çiçekleri yapabilirsiniz. Videomu beğendiyseniz beğenip yorum atmayı, abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Hoşça kalın.